son sahneleri dolu dolu heyecanlı geçen ne oluyor lan dedirttiren bir bölüm karşımızdaydı. 62. bölüm analizimize hoş geldiniz. Ben Hamit Teke. Oyunumun altı analiz ekranlarından hepinize tekrardan merhabalar dostlar. Yine çözümle efsane bir analize, beynimin dur lan patlayacaksın dediği bir analize karşınızdayım. Olayları düşündüm. Hatta kendim senaryo bile yazdım. Neler olabilir bunları çözeceğiz. Dostlarım destekleriniz için abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hazırsanız analizimize bizim tarzımızda başlayalım. Söz dizisinin tek sesli dizaynız kanalı Oyun Duman Altı. Hazır olun. Söz dizisinin yeni bölüm analizini Oyun Duman Altı kalitesiyle izleyeceksiniz. İyi seyirler. Son sahneleri bir hatırlayalım. Son sahnelerde ilk olarak Yavuz kaçırıldı. İkinci olarak Erdem Yarbayımıza gelen bomba paketi patladı. Güler ve Nazlı durumunu konuşacağız. Üçüncü olarak Tim pusuya düştü. Bunları sıra sıra konuşacağız. İlk Tim'den başlayalım. Dragan kadın kılığına soktuğu erkeği Tim'e yönlendirdi. Amacı dikkat dağıtıp kadına odaklayıp arkalarından saldırmaktı. Dragan Tim'in dikkatini kadın kılığına giren pezevenk teröristin üzerine çekti ve arkadan saldırıyı planlı bir şekilde gerçekleştirecek. Peki Tim'e ne olacak? Tim nasıl kurtulacak? Ay! Milletin içinde var mı? Ayıp oluyor ha. Orası bir karakol. Her türlü mühimmat var. Mühimmat sorunumuz yok. Askerler var. Tim saldırıyı püskürtecek. Ama olayımız şu. Hava sisli dendi. Allah yardımcıları olup oradaki sisin gitme ihtimali var. F-16 desteği gelebilir tekrardan. Her türlü destek alabilirler. Dragan arkadan saldırmakta. Biz buraya bir Ethem Özışık havasında senaryo tahmini ekleyelim. Sonra Güler'in bomba patlama sahnesine geçiş yapalım. Senaryo tahminimiz şu şekilde. Tim'e bir bomba veya roket atılır. Atılmazsa Tim'den birisi veya askerlerden birisi saldırı olacağını anlar, Dragan'ı görebilirler. Saldırının yapılacağını anlamış durumdalar, o yüzden siper alıp bekliyorlardı, hazırdalardı zaten. Dragan büyük oynayıp roket veya büyük bir silahla saldıracak ve Tim siper alacak, askerlerle beraber saldırıyı püskürtecekler. Tim her yolunu bulup oradan kurtulacak. Tim'den şehit olan olmaz ama belki bir ihtimal karakoldaki askerlerden birisi şehit olabilir. Geçelim Dragan'ın bombalı paket sahnesine. Bildiğiniz gibi Güler'in ilk 5 saniyede bombayı fark etmesi çok kötü oldu. Bomba patladı ve 5 saniyede Nazlı'ya kaç falan derken bomba patladı ve Erdem Yarbay profesyonel adam. Direkt tehlike olduğunu anlayıp eve gider. Güler büyük zarar gördü. Bomba çok yakınında patladı. Kurtulması mucize. Eğer kendi kurtulursa bebeğinde bir sorun olabilir. Nazlı ağır yaralı, Güler ölme ihtimaliyle baş başa kalır. Şimdi Tim'e destek atan, destek veren, yönlendiren Erdem Yarbayımız evine gidip Güler'i kurtarmakta ve Tim de pusu yemiş durumda. Bu sahnelerde acayip zorluk çekecekler. Geçelim en önemli konumuza. Bu konuda öyle bir beyin fırtınası yaptım ki beynim bana lan oğlum ne yapıyorsun kafayı mı yedin lan dedi. Ben de dedim ki kes sesini iş yap oğlum delirttin lan beni dedim. Delirttin lan beni. Beynim de bana tamam abi niye kızıyorsun olayı çözelim gel dedi çözelim hadi. Bildiğiniz üzere kopuk Turan Usta'ya Yavuz komutanımızın peşindeler usta dedi. Turan Usta da sakin ol evladım adamlar var dedi. Yani bekleyen adamlar var. Bu adamlar içeride gözükmedi o zaman dışarıda olmaları lazım. Yani istihbaratçılar. Sonra Turan Usta kopuğa tekrardan sandalyeye oturttu. Durunca buradan kalkarsan ilişkimiz biter lan dedi. Kopuk da anlayış gösterdi. Bunun adı kopuk. Yavuz kaçırılırken Yavuz'u takip etmiş olabilir. Veya dışarıda Turan Usta'nın ayarlamış olduğu adamlar var. Kesinlikle ambulansın peşinde birisi takılması lazım. Çünkü Turan Usta kopuğa korkma evladım adamlar var dedi. Sağlam bir önlem aldığını düşünüyorum. Koskoca Yavuz'u öyle basit kaçırabilecek adam anasının karnından doğmadı kardeşim. Ethem abimiz yani senaristimizin kafasından bir senaryo tahmini yapalım. Mantık yüklensin. Şimdi Yavuz'u kaçırdılar ve arkasında kopuk veya Turan Usta'nın ayarlamış olduğu adamlar ambulans takip eder. Çünkü Yavuz'a sağlam önlem alınması lazım. Eğer senaryo bu şekilde değilse Yavuz kaçırılır ve denize atılır. Bu imkansız bir şey. Yavuz o zaman ölür. Ölmeyeceğine göre ambulansın durması lazım. Ve gelelim Derya'ya. Derya da ambulansı çözemedi. Hemen güvenlik mobese kamerasından çözüp o da yardımcı olanlardan birisi olabilir. Derya gözüme girdin kanka. Neyse dostlarım bir videomuzun sonuna daha geldik. Yeni bir mikrofon
mikrofon alacağız. Bu mikrofon profesyonel bir mikrofon değil. O yüzden bizlere destekleriniz için aşağıda Bino Game'den bağış linki var. Bağış linkinden bize destek gören herkesi diğer analiz videosunda attığı donate'i ve mesajını ekranlarda gösterip kenarda video bitene kadar bağışının miktarı ve attığı mesaj kenarda gözükecektir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bizlere destek vermeyi unutmayın. Abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Diğer analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay. Git araba bul gel. Bağırma lan milletin, git.